Baphomet, Paladistler, Tapınak Şövalyeleri ve Illuminati. Baphomet, Tapınak Şövalyelerinin kullandıkları şeytani bir semboldür. Genel olarak Baphomet, Illuminati gizli topluluğunun karanlık yüzünü temsil etmektedir. Gnostik inançlarda ve düelist dinlerde, ikicilik tanrı ve karşı tanrı, Baphomet karşı tanrı olarak geçer. Pagan dinlerde tanrı Pan'a eşdeğer gibi gözükse de Mason ve onların uzantısı olduğu düşünülen diğer gizli cemiyetlerde Baphomet bu dünyayı yaratan kutsal keçi başlı tanrıdır. Baphomet, aynı zamanda eski pagan bereket tanrısıdır. Roma İmparatorluğu'nda Sezar tarafından yapılan ve devletin çıkarları doğrultusunda yazılan İncil'de pagan dinlerine ait simgelerin ve ikonların karalanması kampanyası sonucunda şeytan olarak gösterilmiştir. Baphomet, yönlendirilmiş irade gücünü temsil eden ve Pholus ibadetine dayanan Gnostik ayinlerin bir simgesiydi. Keçi sakallı ve keçi ayaklı, cinsiyeti belli olmayan bu put, eski çağların boynuzlu tanrısı Mendes keçisiyle bağıntılıydı. Baphomet, kara büyüde kötülüklerin kaynağı ve yaratıcısıydı. Sabbet cadılarının satanik keçisiydi ve Aleister Crowley tarafından koyulan bir isimdi. Baphomet sözcüğünün kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat dönemler içerisinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Kimileri tapınak şövalyelerinin satanist olduklarını ve Baphomet'in de bir şeytan olduğunu, cinsiyetinin olmadığını iddia ederken, kimileri ise bu iddiaya tümden karşı çıkmakta ve kilisenin baskı ve şiddet yoluyla bu ifadeyi vermeye onları zorladıklarını iddia etmektedir. Isis'in büyüsüyle Mısır tanrısı Tot'un bilgeliği bağlaşıktır. Tot'un karısı Nehemotis'e Gnostiklerce, Sofya, diye adlandırılır. Bu yaklaşımla, Tampliyelerin Baphomet'e tapınmaları aslında, bilgelik ilkesine tapınmaları anlamına gelmektedir. Yunanca'da hikmet anlamına gelen, Sofya, sözcüğünün at-5 şifrelemesi olduğu iddia edilmiştir. Bu şifreleme, İbrani alfabesinde kullanılan ve harflerin sondan başa doğru yazılması esasına dayanan bir tekniktir. Tampliyelerin at-5 şifresini kullanmış olmaları, Orta Doğu'da, 12. yüzyıl sonlarına kadar, Nazaren ya da Neo-Nazaren tarikatların varlığını ve öğretilerinin batıya ulaştığını kanıtlar. Es-Sene Adisey, isimli kitabında Dr. H. Schonfeld bazı Es-Sene, Zadokit, Nazaren metinlerinde kullanılan bir şifre yöntemini keşfettiğini ileri sürmüştür. At-5, şifresi adını verdiği bu tekniğin, Qumran'da bulunan birçok eski belgede yer aldığını belirtmiştir. Schonfeld, İbrani at-5 şifresini, Baphomet, sözcüğüne uyguladığında, dişil bilgelik anlamına gelen, Sofya, sözcüğüne ulaştığını açıklamıştır. Plütarkos ise, Sofya'nın Isis'i simgelediğini belirtmiştir. Bir açıklamaya göre Baphomet, tapınakçıların gizli tutulan adını oluşturan sözcüklerin bazı harf ve hecelerinden oluşturulmuş bir tür anagramdır. 19. yüzyılın ünlü gizemci araştırmacılarından Elif Islevi tarafından yapılmış bir yorumsal açıklama uyarınca, Temple Omnium Hominum Pacis Abbas, insanlar arasındaki barışın babasının mabedi, T.O.H.P.A.B. şeklinde kısaltıldıktan sonra tersinden okunursa, Baphomet sözcüğü çıkar. Baphomet kelimesi, İbrani alfabesinde yazılıp üzerinde at-5 uygulandığında Sofya kelimesi türemektedir. Dr. H. Schonfeld'da Es-Sene Adisey. Yunanca'daki baf, baftis ve metis ustalık kelimelerinin birleşimi olduğu iddia edilmiştir. İdris Şah'a göre Baphomet kelimesi Ebu Fihamet, anlayışın babası, kelimesinden türetilmiştir. Elif Islevi'nin 1854'te yayımlanan, Dogma et Ritual de Lot Magi, insanüstü büyü öğretisi ve törenleri, kitabında Baphomet'i detaylı olarak anlatmaktadır. Levi'ye göre Baphomet'in kolları Kabala öğretisindeki merhamet ve şiddet, ya da adalet dengesini anlatmaktaydı. Kollardan biri erkeği diğeri dişiyi simgeliyordu. Boynuzları arasında yanan meşale, madde ile ruh arasındaki dengeyi temsil ediyordu. Çirkin hayvani yüz ise günahkarın korkusunu anlatmaktaydı. Bacak arasındaki çubuk sonsuz hayat, vücudundaki pullar su, yarım daire şekli atmosfer, devamındaki tüyler ise dünya ile sonsuzluk arasındaki dönüşüm süreciydi. Göğüs ve hem kadının ve hem de erkeğinkine benzeyen kol yapısı ise insanı ve insanlığı simgelemekteydi. Levi'nin Baphomet çizimi, tarot kartlarının 15. olan şeytan kartından esinlenildiği görülmektedir. Alın üzerindeki pentagramsa Levi tarafından belirginleştirilmiş ve muhtemelen insanı simgelemektedir. Aşağı işaret eden pentagram günümüzde de şeytan kilisesinin sembolüdür. Bir açıklamaya göre Baphomet, tapınakçıların gizli tutulan adını oluşturan sözcüklerin bazı harf ve hecelerinden oluşturulmuş bir tür anagramdır. 19. yüzyılın ünlü gizemci araştırmacılarından Elif Islevi tarafından yapılmış bir yorumsal açıklama uyarınca, Templum Omnium Hominum Pacis Abbas, insanlar arasındaki barışın babasının mabedi, T.O.H.P.A.B. şeklinde kısaltıldıktan sonra tersinden okunursa, Baphomet sözcüğü çıkar. Occult Conspiracy, kitabının yazarı Michael Howard'a göre Levi, birçok kitabında kullandığı Baphomet figürünü Saint Brice Levinax'taki tapınak binasında gördüğü canavar şeklindeki çeşmeden, gargoyle esinlenerek yapmıştır. Michael Howard kitabında Baphomet'i şu şekilde tarif ediyordu. Gargoyle sakal ve boynuzlarla birlikte kadın göğüsleri, kanatlar ve yarık ayaklı bir şekildeydi. Keltlerin geyik tanrısını anımsatır şekilde bağdaş kurmuş olarak oturuyordu. Çok fazla bilinen bir konu olmamasına rağmen, Elif Islevi, şeytanın sembolü olarak Baphomet'i ters çevrilmiş pentagramın içinde simgeleyen ilk kişiydi. Nesta Webster, Elif Islevi'nin sadece tapınakçıların Baphomet'e tapmadıklarını, ama aynı zamanda onları izleyen bütün gizli örgütlerin de öyle yaptığı inancında olduğunu, Secret Societies and Subversive Movements isimli eserinde şu şekilde açıklamıştı. Kabala'nın bilgisini tanımlayalım ve tapınakçılara zulmeden, büyücüleri yakan ve masonları aforoz eden kilisenin büyük zaferi için, yüksek sesle söyleyelim, okült bilimleri başlatanlar, bu korkunç sembole, sabatik keçiyi, her zaman taptılar ve tapacaklar. Evet, derin bilgimizle, tapınağın büyük üstatları Baphomet'e taptılar. Satanist bir grup olan 9 Melek Tarikatı'nın Baphomet için yaptığı tanım ise, onun güzel bir kadın olduğu ve elinde kesilmiş, sakallı bir erkek kafası tuttuğu şeklindedir. Baphomet hakkında bilgiler veren bir diğer okültist de Aleister Crowley'di. Ordo Templi Orientis'in, O.T.O. Doğu Tapınak Tarikatı, İngiltere üstadı olarak bilinen Crowley bir özgür mason idi ve O.T.O. üstadlığı döneminde Baphomet takma ismini kullanmıştır. Crowley Baphomet'i çocuk horus olarak nitelemiştir ve yine aslan yılan olarak tanımlamıştır. Crowley de Baphomet'in erkek kadın ikilemine katılmakta, hatta biseksüel olduğunu iddia etmekteydi. Crowley kendisi de biseksüel idi. Crowley'e göre Baphomet, ayinlerde yer alan cinsel birleşimin sonucu olan, sihirli çocuktu ve aynı zamanda kadın ve erkeğin dengeli zıtlığıydı. Fakat Crowley Baphomet'i bu zıtlığında ilerisinde, şehvetin kendisi olarak anlatmıştır. Baphomet, keçinin üretken verimliliğiyle birleştirilen karanlık güçleri temsil eder. Çelişkili bilgilerin sunulduğu Baphomet isminin kesin ve tek bir anlamı belirli olmamakla birlikte, idrakın babası ya da bilgeliğin babası, kabul gören karşılıklardandır. Buna aynı zamanda, günah keçisi de denilmiştir. Bu, günah keçisi, anlayışı ya da kavramı da Tevrat'tan alınmıştır. Baphomet'in ileri sürülen fiziksel özellikleri, ya Maofe'ye, Kuzey Avrupa folkloruna ait bir cin, ya da eski kilise reliklerine bağlanabilir. Ezoterik yazarlara göre bu cin, Hazreti Süleyman'a yardım eden cinin ta kendisidir. Kur'an'da ondan şöyle bahsedilir. Kitaptan, Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse ise, gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi. Süleyman, onu, Melike'nin tahtını, yanı başına yerleşmiş olarak görünce, bu dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin, gösterdiği, lütfundandır. Şükreden kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir. Ian Wilson, The Surut of Turin adlı eserinde de şöyle der. Korkunç yüzü ve dağınık sakalları olan bir cin şeklinde tarif edildiğine bakılırsa, bu putun Asmodeus'u, tapınağın yapımında Süleyman'a yardım eden koruyucu cin, temsil ettiği söylenebilir. Rensselaer'da bulunan köy kilisesinin kapısında da Asmodeus'un bir heykeli mevcuttur. Baphomet'in kimliği hakkında bir başka ipucu da, Yuhanna İncil'ine göre, İsa'nın cenazesine baharat getiren Nikodemus'la ilgilidir. Evangelium Nikodemide, Nikodemus İncil'i, 4. yüzyıl, İsa lehine tanıklık eden Yahudilerin yöneticisi olarak da adı geçer Nikodemus'un. Kritaye'nin Perceval isimli eserinin birinci devam extrapolation'unda Arimathea Josephus'la Nikodemus'un beraberce İngiltere'ye kaçışları anlatılır ve şöyle der. Nikodemus, çarmıh tacı çekerken gördüğü haline uygun olarak, İsa'yı temsil eden bir kafa heykeli yapmıştı. Eminim ki, bu heykelin yapımına Tanrı'nın eli de karışmıştı, çünkü bu kafa asla bir insan tarafından yapılmış olamazdı. Baphomet ve Paladistler. Paladistler, Palladium'dan, yani Pallas Athena'nın, Truva'nın güvenliğini sağlayan heykelinden türetilmiştir. Paladistlerin bu heykele, diğer bir adıyla Baphomet'e saygı gösterdikleri ifade edilmiştir. Anlatılanlara göre Palladium, eski Yunan ve Roma'da Pallas'ın bir putudur. O, Titanlardan ya da devlerden biri ve Atinalıların bir kahramanı gibi düşünülmüştür. Yunanlılar Pallas'ı Athena, Romalılar da Minerva ile özdeşleştirmişlerdir. Bu heykelin, Troy'un kurucusu Ilus tarafından yapılan bir duaya cevaben gökten inmiş olduğu farz edilmiştir. Heykel, Diomedes tarafından çalınıp da Troy'dan götürülünceye kadar Troy, Yunanlılar tarafından ele geçirilememiştir. Sonunda onun Roma'ya ulaştığı ve Vesta Tapınağı'nda saklandığı kabul edilmiştir. Paladistlerin işte bu heykele, diğer bir adıyla Baphomet'e saygı gösterdikleri ifade edilmiştir. Şeytanı temsil ettiği söylenen ve satanik keçi suretinde gösterilen bu puta daha sonraki yıllarda satanistler tarafından saygı gösterilmiş ve aynı zamanda Baphomet'in amuleti, şeytanın bir tılsımı olarak kabul edilmiştir. Satanistler tarafından bir tılsım olarak kabul edilen ve keçi kafası ile sembolize edilen Baphomet sembolü, özellikle vaftiz edilen kimseler ve bazı satanistler tarafından bir muska olarak da boyunlarına takılmaktadır. Templiers, Ordre Religieux, Tapınak Şövalyeleri ve Baphomet. Templiers, Hristiyan tarikatlarından İslam'ın tesirinde en çok kaldığı sayılan tarikattır. Bu dini askeri tarikat Kudüs'te kurulmuştur. Tarikatın kurucuları Fransız şövalyelerinden bir grup olup, gayeleri Filistin'deki Hristiyan kutsal yerleri ile o yerleri ziyarete gelen Hristiyanları Müslümanlara karşı savunmaktı. Tarikatın başında bir büyük usta, Grand Maitre, bulunuyordu. Teşkilat, doğrudan doğruya Papa'ya bağlıydı. Templiyerler, Haçlıların son muhkem yeri olan Akka'yı İslam orduları ele geçirince Kıbrıs'a taşındılar. Ellerindeki zengin hazinelere sahip olmak isteyen birçok düşmanları türedi. Sapık inanışlara sahip oldukları iddiasıyla gizli ayinlerinde İsa Mesih'i inkar, haç üzerine 3 defa tükürme, Baphomet adlı puta tapma ve çeşitli ahlaksızlıklar suçlamasıyla, büyük ustaları Kral Filip'in emriyle tutuklanıp Engizisyon mahkemesinde sorguya çekildi ve 1310 yılında 54 kişi ile birlikte işkencelere maruz bırakıldı ve sonunda dinden sapma iddiasıyla yani heretik diri ateşte yakıldı. 13 Ekim 1307 Cuma tasfiyesinin ardından, işkence altında, Baphomet adındaki bir varlığı da kapsayan gizli törenler yaptıkları ve görünüşe göre onlarla konağan ve büyülü güçler veren sakallı bir erkek başının önünde secdelere kapandıkları gibi kapsamlı itiraflar kaydedildi. Sorgudan geçirilen bazı tapınakçılar kendi aralarında yaptıkları törenler sırasında bir tür idol tapındıklarını itiraf etmişler. Bunun ne olduğu ilk başta anlaşılmamış olsa da, sorgulamalar devam ettikçe tapınak şövalyelerinin açık açık şeytana taptıkları ortaya çıkmıştır. Tapınakçıların taptıkları put daha sonra Şeytan Kilisesi'nin de sembolü olacak olan Baphomet adlı keçi başlı şeytanın sembolik figürüdür. Peter Underwood tarafından yazılan Ökült ve Doğüstü sözlüğünde Baphomet terimi şu şekilde açıklanmaktadır. Baphomet, tapınak şövalyelerinin tapındığı tanrıydı ve kara büyüde kötülüklerin kaynağı ve yaratıcısıydı. Sabbet cadılarının satanik keçisiydi. Tapınakçıların hemen hepsi, sorgu sırasında Baphomet'ten bahsetmiş ve ona taptıklarını itiraf etmişlerdir. Bu itirafların baskı altında edilmiş olması da muhtemeldir. Bu putu, uzun bir sakal ve parlak gözlere sahip korkutucu bir insan başı olarak tarif etmişler, bunun yanı sıra kedi ve kuru kafa putlarından da bahsetmişlerdir. Ortak görüş ise bu putların genel olarak şeytan ve şeytana tapınmayı temsil ettiği yönündedir. Tapınak şövalyelerinin taptıkları Baphomet isimli şeytan, o tarihten bugüne kadar şeytana tapmanın sembolü haline gelmiştir. Günümüze Baphomet ile ilgili en ayrıntılı bilgi ise 19. yüzyılın önemli okülist ve kabalistlerinden olan Eliphas Levi'den gelmiştir. Levi, Baphomet ile ilgili yaptığı çizim ve tasvirlerde onu genelde iki suratlı, insan vücudunun üstünde bir keçi kafasıyla ve kanatlarla göstermiştir. Baphomet'in insan vücudunun üst kısmı bir kadına, altı ise bir erkeğe aittir. Bütün bu itiraflar ve ortaya çıkan gerçekler sonucunda tapınakçıların çoğu hapse mahkum edilmiş, tapınakçıların gerçek yüzü de daha açık bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bazı şövalyeler, işkence altında yapılan sorgulama sırasında, kızıl, gri ya da kara renkli bir kedi şeklinde bir puta taptıklarını itiraf ettiler. Yaptıkları ayinlerde, bazı durumlarda, kedinin kuyruk altının öpülmesi de gerekliydi. Kimi zamanlarda da, bu kedi putu, yakılmış çocuklardan elde edilen yağla ovuluyordu. Templiyeler, savaşta ölmüş kardeşlerinin cesaretlerinin kendilerine geçmesi amacıyla, yemeklerine ölmüş şövalyelerin küllerini serpiyorlardı. sorgulanan tapınakçılardan birisi, Büyüçirt'te Marzici, Hafde Merod adlı bir tapınakçının tarikata alınış töreniyle ilgili ilginç şeyler anlatmıştı. Buna göre, Merod küçük odaya alınmıştı, öyle ki kimse içeride ne olduğunu duyamıyor ve göremiyordu. Bir süre sonra Merod odadan çıkarılmıştı, rengi sapsarıydı. Tapınakçıların sorgusu sırasında hemen hepsinin kabul ettiği ve kesinleşen bir şey var, tapınakçıların tapındığı bir tür kurt. Çoğu tapınakçı bu figürü gördüğünü söylemiştir. Bazıları bu figürün uzun bir sakal ve parlak gözlere sahip korkutucu bir insan başı olduğunu itiraf etmiş, bazıları da bir kuru kafa olduğunu bildirmiştir. Bazı tapınakçılar ise gizemli bir kedi figüründen söz etmiştir. Ortak görüş, bu figürün şeytanı temsil ettiği yönündedir. En başta, hırçınlıkla reddettiği eşcinsellik suçlamasıyla aşağılanan Jacques de Molay bile sonradan bu stratejiye sığınmıştı. Büyük Üstad'ın itirafları, her ne kadar politik bir taktik eseri olsalar da, kardeşlerini pek kızdırmıştı. Kendisine yöneltilen her suçu kabullenen, gönüllü bir işbirliğine girerek, puta taptıklarını bile itiraf eden tarikat hazinecisi Hugh de Peyraud'un tutumu ise tüm Templiyeleri korkuya düşürmüştü. Kerkesan'da iki kardeş Baphomet, adını verdikleri bir puta taptıklarını kabul etmişler. Floransalı bir başka Templiye de bu putun adının, Mahomet, olduğunu ileri sürmüştü. Bir başkasının itiraflarında da, putun uzun sakallı ama gövdesi olmayan bir heykel olduğu ileri sürülmüştü. Kraliyet ajanları, büyük bir heyecan içinde, adı geçen bu putun peşine düşmüşler ve tarikatın kutsal eşyaları arasında metal kaplamalı bir kafatası bulmuşlardı. Von Hammer'e göre, Templiyelere ait bir kadeh üzerinde yazılı olan bir slogan şöyleydi, tüm varlıkları tomurcuklandıran ve çiçeklendiren Mete'ye övgüler olsun. O bizim kökümüzdür. 1 ve 7'dir. 8'li isimdir. Messi ise, Mete'nin Baphomet ya da, anne anlamına geldiğini ileri sürer. Baphomet, tapınakçılar ile bağlantılı bir anagramdır. İlluminati ve Mason kültüne tapınak şövalyelerinden geçmiştir. 14. yüzyıl başlarında, Katolik Kilisesi tapınakçıları aforoz ederken, Baphomet adındaki bir sahte tanrıya taptıklarını ileri sürmüştür. Katoliklere göre, şeytan olan resmin de Baphomet'e ait olduğu söylenmiştir. Bunun uzun boynuzlu bir keçiye benzer bir kafası olduğu belirtilmiştir. Büyük olasılıkla, bu put Templiyeler tarafından ne ölçüde saygı ve sevgi ile anıldığı düşünülürse, Vaftizci Yahya'nın kesik başını simgelemekteydi. Templiyeler, 1203 ila 1204 yılları arasında yapılan 4. Haçlı Seferi'nde, Bizans'ın yağmalanmasına iştirak etmişlerdi. Robert de Clary, aralarında Vaftizci Yahya'nın kesik başının da bulunduğu iddia edilen, İstanbul'daki Boğukoyon Sarayı şapelindeki sayısız kutsal emanetleri etraflıca anlatmıştır. Boğukoyon Sarayı bugün Tekfur Sarayı olarak bilinmektedir. Sarayın şapeli ise büyük olasılıkla Kari olmalıdır. Templiyelerin, bir tür kafa ile bağlantılı gizli törenler yapmaları suçlamasının dayandırıldığı tartışılmaz kanıtlar bulunmuştu. Gerçekten de, Engizisyon kayıtlarında ağırlık taşıyan en önemli konu böyle bir kafanın varlığıydı. Paris karargahında el konulan eşyalar arasında, kadın başı biçiminde garip bir ölü kalıntısı da vardı. Dövülmüş gümüşten mamul, büyük ve pek güzel bir kadın başı. Bu gümüş kafanın içinde, kırmızı ve beyaz yünlü kumaşlara sarılı olarak duran 2 adet kafa kemiği vardı. Üzerinde CAPUTLVIM yazılı bir de etiket takılıydı. Kemikler oldukça ufak tefek bir kadına aittiler. CAPUTLVIM kafa 53 metre, hala şaşırtıcı bir mesele olmaya devam ediyor. Fakat en sonda yer alan M harfinin, doğrudan bir harf olarak değil de, Virgo'nun, Başak Burcu, astrolojik simgesi olabileceği öne sürülüyor. Herodot, bir kafatasını metalle kapladıktan sonra, ona tapan ve kurbanlar sunan İssedonlar isimli bir halktan bahseder. Ispartalı Kılımız, Archeonides'in kafatasını bal dolu bir kova içinde saklamış ve önemli kararlar arifesinde kafatasından kehanetler beklemiştir. Milattan önce 4. yüzyıldan kalma, Etruria'da bulunan bazı vazoların üzerinde, kesik kafalara tapınan ve onlardan kendilerine yol göstermelerini bekleyen insanlar resmedilmiştir. Aristo da, Kariyanların kesik kafalarından söz etmiştir. Kutsal Kase Grail ile ilgili bir Gal romans olan Peredur'da, Keltlerin kesik kafa kültüne ve geleneklerine ait bölümler bulunmaktadır. Saydalı bir Templiyer şövalyesi, Mary Clee'li bir genç kadına deliler gibi aşıktı. Fakat kadın henüz daha pek gençken öldü. Cenaze gecesi, çılgın aşık mezarı kazıp ölü bedeni çıkardı ve ölüyle sevişti. Bunun üzerine, Yeğip'ten yükselen bir ses 9 ay sonra geri gelmesini, zira bu mezarda bir evlat bulacağını söyledi. Templiye bu emre uyarak, tam 9 ay sonra mezarı tekrar açınca, iskeletin bacakları arasında bir kafa buldu. Yeğip'ten gelen aynı ses, bu kafayı iyi muhafaza et, çünkü tüm güzellikleri ve iyilikleri sana verecektir, dedi. Templiye kafayı yanına alarak uzaklaştı. Söylendiğine göre Baphomet, bu şövalyeler teşkilatının bastırılmasından sonra yaklaşık 5 asır boyunca gizlice korunmuş ve sonunda, 1801'de Templier şövalyelerinin son büyük üstadı, Jacques de Mollay'ın kafatasıyla birlikte Isaac Long adlı kişi tarafından, Paris'ten Amerika'nın Charleston şehrine taşınmıştır. Bu bakiyelerin orada, masonluğun bir önceki şekli olan bir topluluğun kutsal objeleri haline geldiği iddia edilmiştir. Bu topluluğun reisi Albert Pike'ydi. Pike'nin etkisi altında topluluk bütün medeni dünyada yayılmıştır. Pike'nin yaşadığı sırada hali hazırda iş başında olan, fakat onun tarafından bir dereceye kadar kontrol altında tutulan bu eğilimler, Pike'nin ölümüyle sınırlayıcı bağlardan kurtarılıp kendi hallerine bırakılmıştır. Pike'nin halefi olan Adriano Lemmi, bu topluluğun en yüksek derecedeki idare merkezini Charleston'dan Roma'ya taşımıştır. Büyü uygulaması bu topluluğun localarında gelişmiştir. Ayrıca büyü uygulamasını, İsa'dan ve onun dininden resmi yeminle uzaklaşma ile son bulan, sadece abuk subuk değil aynı zamanda iğrenç, gaddarca ve müstehcen ayinler, bu inanca kendini adamış kimselere şeytanın şahıs şeklindeki hayaletinin gösterilmesi ve bu kimselerin, şeytana, organize edilmiş bir şekilde ve belirli zamanlarda yapılan ibadetleri de ilave edilmiştir. Başka bir iddiaya göre ise Kudüs'teki Templiye karargahı 1244 yılında Müslümanların eline geçtiğinde Muzaffer Sultan Baybars, Templiye kalesini araştırtmış ve kulede koruyuculuk yaptığına inanılan kocaman bir put bulunmuştur. Baybars, putun yok edilmesini ve yerine bir mihrap inşa edilmesini emretmiştir. Dan Brown, Da Vinci Şifresi adlı kitabında Baphomet'ten yaratıcı üreme gücüyle bağlantılı bir pagan bereket tanrısı olduğundan ve tapınakçıların, taştan bir kopyasını yaptıkları Baphomet'in başının etrafında çember oluşturarak ilahiler söylediklerinden bahseder. Bu törenlerde aslında cinsel birleşimin yapıcı büyüsü kutlanırdı. Ama Papa Clement, herkese, Baphomet'in başının aslında şeytan başı olduğunu inandırmış, Baphomet'in başını tapınakçılara karşı başlattığı davada idam ipi gibi kullanmıştır. Paladistlerle Templier şövalyeleri arasındaki ilişki. Hatırlanacağı gibi Paladistler ismi Palladium'dan, yani Pallas Athena'nın Troy'un güvenliğini sağladığına inanılan heykelinden türetilmiştir. Bu heykel ya da putun adı Baphomet olup Paladistlerin bu puta saygı gösterdikleri ifade edilmişti. Nihayet bu putun, Roma'ya götürüldüğü ve orada Vesta mabedinde saklandığının kabul edildiği belirtilmişti. Templier şövalyeleri ise, 12. yüzyılda Kudüs'te kurulmuş olan bir Fransız şövalyeler birliğiydi. Bu şövalyeler birliğini 14. yüzyılda Fransa'da yapılan suçlamalar arasında, daha önce Paladistler tarafından saygı gösterilen puta, Baphomet ibadette vardı. Dolayısıyla Paladistlerle Templier şövalyeleri arasındaki ortak noktalardan birisi, aynı puta ibadet etmiş olmaları ya da ibadet etmekle suçlanmış bulunmalarıdır. Diğer taraftan, Templier şövalyelerinin bastırılmasından sonra aynı putun 5 asır boyunca gizlice korunduğu ve sonunda, 1801'de bu şövalyeler birliğinin büyük üstadı Jacques de Mollay'ın kafatası ile birlikte Isaac Long adlı birisi tarafından Paris'ten, Amerika'nın Charleston kentine götürüldüğü söylenmiştir. Ayrıca, bu şövalyelerin Kudüs'teki etkinlikleri sona erdikten sonra Kıbrıs'a gitmeleri, oradan da Fransa'ya geçmiş olmaları, Atina'da ortaya çıkmış olan Palladium inancından bir şekilde haberdar olmuş ve böylece etkilenmiş ya da bu inancı Fransa'ya taşımış olabilecekleri düşüncesini de hatıra getirmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da, bu şövalyeler birliğinin liderleri Jacques de Mollay'a, Büyük Üstad ünvanının verilmiş olması ve kafatasının Amerika'ya götürülmüş bulunmasıdır. Bu durumda, Templier şövalyelerinin masonlukla ilişkisinin bulunup bulunmadığı sorusunu akla getirmektedir. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.